Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizin bir İstanbul'a baktığı çok memnun yapıyoruz efendim. Eyvallah, aynı şekilde. Efendim amir oldum, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Orhan, rica ederim. Samsun milletvekili. Bu gazi mecliste ağırlamaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. UBP Genel Sekreteri Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a karşı Londra'da gerçekleştirilen de bir saldırı girişimi oldu. Bunu da bu vesileyle üzüntülerimizi ifade ediyoruz ve bu saldırı girişiminin lanet dediğimizi ve kınadığımızı da ifade etmek istiyorum. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzun süren mücadelesi ve kararlılığı maalesef bazı bu şekildeki tepkilere de yol açtığını görüyoruz. Ama bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şart altında Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edecektir. Haklı davasını hem küresel manada hem de bölgesel manada her zeminde her türlü şekilde desteklemeye ve onunla kardeşlik hukukunu, dostane ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir. Ayrıca değerli başkan, sevgili değerli arkadaşlar, yakın zaman içerisinde Türkiye'de 6 Şubat tarihi itibariyle 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki de büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Tabii bu süre içerisinde bizlere her türlü desteği esirgemeyen ve bu acımızı paylaşan hem diğer milletvekili arkadaşlarımıza ve meclise de ben burada şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tabii bu deprem felaketinin de aynı zamanda Kıbrıs'tan gelen bir sporcu kardeşlerimizin de olduğu Adıyaman merkezli bir otelde bulunan kardeşlerimiz de vefat ettiler. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yine diğer illerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan kardeşlerimizin de vefat ettiğini öğrendik. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah ülkemiz yine böyle büyük felaketlerden uzak olsun. Rabbim bizleri korusun, muhafaza eylesin inşallah. Yine yakın zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olma statüsünde olması bizi çok ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah en kısa zaman içerisinde de tam üye olarak da bu Devletler Teşkilatı'nda üye olarak faaliyetlerini sürdürme ve uluslararası platformlarda da tanınma noktasındaki gelişmeleri de biz canı gönülden desteklediğimizi ve büyük memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Değerli Başkan, saygıdeğer üyeler, bizim bundan sonraki dönem içerisinde malumunuz 14 Mayıs itibariyle yeni bir seçim dönemine giriyor Türkiye. Ondan sonraki dönemlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaki işbirliğinin, ortak çalışmaların ve karşılıklı ziyaretlerin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da artacak ziyadesiyle çok fazla artacağını düşünüyorum. Bu karşılıklı çalışmalar, ortak ziyaretler ne kadar çok artarsa ortak işbirliği noktasındaki kararlılık, çözüm önerileri ortaya koyma ve malum bölgesel paktların ve küresel odakların da bu kapsam içerisinde çok daha dikkat alacağını bu çalışmaların önemsiyorum. İnşallah bu çalışmalarımızı da ben bundan sonraki dönem içerisinde artarak devam edeceğine hem umudumu hem de niyetimi ifade etmek isterim. Bu acıların, bu yaraların sarılması için devletimiz, insanımız, vatandaşımız elinden gelen yardımı yapmaya devam edecektir. Tabii ki bu bir asrın felaketi ve bu felakette tabii ki yaraların sarılması için devletiyle, milletiyle, vatandaşımız el birliğiyle seferber olmuş vaziyette. Bizler de depremin ilk gününden itibaren gönüllülerimiz, vatandaşımız, devletimiz, hükümetimiz yardım elini uzattı. Tırlarıyla, yardım paketleriyle,
Hali hazırda da 1000 adet konteyner üretimi başladı. Hayatını kaybeden öğrencilerimiz bir melekler şehri kurulacak. 250 adeti imal edilmiş vaziyette gönderildi. Ayrıyeten 11 ilde hayatını kaybeden ailelerin öğrencileri, ülkemizde okuyan öğrencilere bir yardım fonu, bir destek fonu oluşturuldu. Bu katkımızı gücümüz yettiği müddetçe koymaya da, tabii ki devam edeceğiz. Komitemiz tabii ana vatanımızda hayatını kaybeden kardeşlerimizin yanında biz de 49 vatandaşımızı kaybettik. 35'i Adıyaman Siyas Oteli'nde, 7 tanesi Osmaniye, Hatay, orada bulunan otellerde, 7 adet de 7 vatandaşımız da evlerinde hayatını kaybetti. Otellerde cezai soruşturma başladı. Hatay, Osmaniye ve tabii Adıyaman. Ama Adıyaman İsyas Oteli bizim için gerçekten ülkemiz için çok büyük bir kanayan yara oldu. Orada bir melekler takımı, ortaokul öğrencileri, voleybol öğrencileri şampiyon oldular ülkemizde. Burada da şampiyonaya katıldılar. Ve deprem olduğu andan itibaren o binanın çökmesiyle aslında orada bir cinayet işlendi. Çünkü çıkan raporlara baktığımız zaman ne bir yapı güvenliği var, ne bir tasarım var. Ciddi bir tasarım hatası, yapım hatası, kullanılan malzemede ciddi eksiklikler. Tabii bu cezai soruşturma devam ediyor. Bu 35 kişilik ekipte 25'i 10-12 yaşları arasında öğrencilerimizdi. Geriye kalan da öğretmenler ve ailelerdi. Tabii ki bu komite ana vatanımızdaki başlatılan bu bizimle ilgili olan cezai soruşturma ve akabinde başlayacak olan hukuk ve idari davalarla ilgili bu yargı sürecini takip etmek amacıyla kuruldu. Biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine, yargısına güveniyoruz. O noktada hiçbir şüphemiz yoktur. Bu süreç Adıyaman'da özellikle hızlı bir şekilde ilerliyor. Önce 3 tutuklu vardı. Şimdi 5'e çıktı. Enkazdan numuneler alındı. İlk andan itibaren biz de zaten vatandaşımızın yanında olduk. Özel bir uçak kalktı. Ve o özel uçak içerisinde aile yakınları, AFAD ekipleri, bir yargıcımız ve ilgili kişiler geldi oraya. Bizim Mimar Mühendisler Odamız numune aldı. Bir üniversitemiz inceleme yaptı. Ama en önemlisi Adıyaman Savcılığı numune aldı. Bu çok önemli bizim için. Tabii bu noktada sizlerin yardımı, aramızdaki başlayacak olan iletişim ve veri akışı çok önemlidir. Hepiniz değerli hukukçularsınız. Bunu biliyoruz. Bu cezai soruşturmadaki başlangıç aşaması çok önemli. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Ve bu soruşturma aşamasında toplanacak olan deliller ve bilirkişi raporu çok önem arz edecek. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgi bu bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi'ne havale edildiği. Şu an bir çalışma olacak. Bu bina edindiğimiz bilgiye göre önce apartman olarak tasarlandı. Belli bir aşamada otele döndü. Ama apartman olarak tasarlanan ve o kaldırma gücü, yapım gücü, tasarım gücü apartman olarak tasarlanan bina ondan sonra nasıl otele döndü ve kat binerek üzerine bir otel izni verildi. Bu süreçte yani 90'lı yıllardan başlayıp da 2023 yılına kadar gelen bu süreçte kim hangi izni verdi ve bu aşamadaki kusurlar, yazışmalar bizim için çok önem arz etmekte. Biliyoruz Adıyaman Belediyesi göçtü ama tabii ki bir sizde e-devlet sistemi var.
Eminiz ki bütün yazışmalar, bütün ruhsatlar, bütün ilgili deliller bir şekilde sistemdedir. Bu süreçteki bilgi akışı bizim için çok önemli. Tabii ki yargının işine müdahale edilmeyeceğini biliyoruz ama bu süreçteki takip de sizlerin bize bu noktada yapacağınız yardım da bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bu yaraları hep birlikte saracağız ama betondan çalan, kolonu kesen, bütün sadece bizim vatandaşlarımız için değil, bütün Türk milletinin hayatını kaybetmesine sebep olan bina sahiplerinin, müelliflerin biz en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Eminim siz de bunu istiyorsunuz. Dolayısıyla hep birlikte bu noktada bir mücadele vereceğimizden şüphemiz yoktur.